Cuma günü Amerikan borsaları sert yükselişler kaydetti. Kripto paralar buna çok katılmasa da bu yükselişler acaba kalıcı bir yükseliş mi yoksa ayı piyasası rallisi dediğimiz yani bu düşüşlerle dolu yılın sadece bir düzeltme hareketi miydi? Bu videoda bunları değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet, hala tatildeyim. O açıdan çok fazla ürüne yer vermeden en azından Amerikan piyasalarını ve kripto paraları çok hızlı toparlamaya çalışacağım. Evet, Nasdaq vadeliler Cuma günü sert yükselişte kapattı bütün Amerikan borsaları ve piyasa boğalar tekrar devreye girdi. Evet, düşüşler bitti, yükselişler başladı demeye başladı. Gerçekten öyle mi? Bir Fed başkanının söylemine ve Fed bilançosu şöyle bir göz atarak başlayalım işe, analizlerimize. Çünkü önce en önemli şey, bakın grafiklerden daha önemlisi her zaman makro resim, büyük resimde ne görüyoruz? Onu görmediğimiz sürece biliyorsunuz bütün düşüşleri de kripto paralarda ve borsalarda öyle yakaladık Aralık ayından beri. O açıdan büyük resim nereye evrilecek onu iyi analiz ettik ve aslında grafikler zaten sadece son nokta atışlarımızı yapmamıza yardımcı olacak. Fed bilançosu hala hiçbir azalma yok grafikte gördüğünüz gibi. Henüz azalmaya başlamadan daha 16.777'lerden Nasdaq'ta 11.000'leri rakamlara kadar düştük bakın. Şimdi buralardan tepkiler veriyoruz. Bu tepkiler kalıcı mı? Fed Başkanı ne dedi bu hafta? Bu iş bittiği zaman en az 2,5-3 trilyon dolar daha az bir bilançoya sahip olacağız dedi. Yani bakın bundan 9 trilyon dolardaki bilançoyu 2,5-3 trilyon dolar azaltacağını söylüyor. Yani daha hiçbir şey başlamadan buraya geldiyse gerçekten azaltırsa ben Nasdaq'ta taş taş üstünde, ortalıkta taş taş üstünde kalmaz diyorum hala. Bunu yapacağını, yapabileceğini düşünmüyorum ama bir şeyler daha yapmaya devam edecek onu biliyoruz ve en azından deneyecek. Yani piyasa henüz daha bitmedi, hatta daha başlamadı bile bu işe. Bu işi hiç yapamaz diyorsanız o zaman zaten enflasyonla ilgili hiçbir şey yapamayacak demektir. Bir kez daha özetleyeyim. Stagflasyon aylardır anlattığım ve beklediğim, belki de Türkiye'de ve dünyada az kişinin dile getirdiği 1,5 yıl, 2 yıl önceki kanalımdaki ilk videodan beri anlattığım enflasyonla beraber durgunluk senaryosu benim için hala bas senaryo. O senaryo doğrultusunda durgunluk frenine bastığı zaman yani faizleri sert arttırmaya şu anda yaptığı gibi başladığı anda geçici sert düşüşler olur enflasyonda, geçici düşüşler ama kalıcı düşüş olmaz çünkü arz tarafını çift kutuplu dünyada kontrol edemeyeceği için tekrar kafasını kaldıracağı dönemler gelecek. O açıdan bunlardan bir tanesi demeyiz hiç sanmıyorum, daha başlamadık bile. O açıdan grafikler üzerinden birazdan almaya çalışacağız. Bu arada tarihi 1929 krizinden beri bütün ayı piyasası ve boğa piyasası ne kadar sürmüş? Genelde boğa piyasaları hep uzun sürer, ayı piyasaları sert ve kısa sürer ama bu kadar kısa sürmez. O açıdan şöyle bir grafiği belki evinizde izlerken veya telefonunuzda izlerken durdurup yavaşça bir grafiğe göz atabilirsiniz. Burada dönemlerin ne kadar sürdüğüyle ilgili daha başındayız aslında düzeltmenin. Büyük bir düzeltmenin yani bu ayı piyasasından bu kadar kolay çıkma ihtimalimiz maalesef henüz yok. O açıdan yükselişleri iyi değerlendireceğiz. Teknik olarak al verdiği zamanlarda pozisyon alırken çok daha temkinli davranacağız. Yani aşağı yönlü. Yukarı yönlü de tepkiler oynamak istiyorsanız oynayacaksınız ama çok daha dikkat edeceksiniz. Trend takip seviyelerine. Geçen hafta mesela Nasdaq'ta 11.550 idi vadeli. Üzerine kapattığı anda hızlı bir hareket oldu. Ama kalıcı olacak mı? Birazdan ona değineceğiz. Son olarak 2000 yılından beri resesyonların süreleriyle ilgili daha yakın sanılmış bir grafik veriyorum size. Burada bir göz attığınız zaman daha henüz bu iş için çok erken olduğunu ve işlerin daha sarpa saracağına dair bir görüntü olduğunu anlayabiliriz. Evet, bunları özetledikten sonra Nasdaq vadeliler ne yaptı? Haftanın son gününde sert yükseldi. Neden yükseldi? Çünkü bir ters omuz baş omuz formasyonu yaptı. Oradan 11.715'i kırınca yükseliş yaptı. Ama iş o kadar telaşta ve haftanın son seansı içerisinde hızla yapılmaya çalışıldı ki gerçekten burada bir sindire sindire geniş bir taban oluşumu yoktu. Az önceki grafikte gösterdiğim gibi daha geniş tabanlar oluşturur. Ondan sonra ayı piyasası biter. Yani bunca hareket, bunca telaş bu kadar kısa bitmeyecek elbette. O açıdan daha geniş bir taban bu. Sadece kısa vadeli 4 saatlik grafikteki bakın bir omuz baş omuz formasyonun sonuçlarıydı. Düşen kanal 12.147 bölgesindeydi ve zaten o ters omuz baş omuzun da seviye hedefi burasıydı. Buraya kadar geldik. Burayı geçecek miyiz? Ona bakmaya başlayacağız. Ama trend takip seviyemiz neresi? 11.960 seviyesi.
11.960 aşağısında günlük haftalık kapanışlar gelirse benim için bu yükseliş tepkisi bitmiş sayılacak. O açıdan yakın takip edeceğiz. Hafta başında arkası geliyorum ama hafta içi katıldığım Integral Forex TV yayınında dile getirmiştim. Ay sonuna, ikinci çeyrek sonu olduğu için 30 Haziran'a kadar bir şekilde ulaşmaya çalışıyorlar. Belki biraz daha hızlandırmaya çalışabilirler ama üst seviyelerde zorlanmaya başlayacaklar. 12.100'lerin üstüne atabilirlerse 12.500'ler potaya girebilir. Ama kolay değil, olsa da geçici olur diye düşünüyorum şimdilik. Ama teknik olarak da trendin al yönünde olduğunu ve aşağısına kapanışlar gelmeden de düşüşlerin hızlanmayacağını da söyleyeyim. O açıdan ben hala scalp yapmaya devam ediyorum. Girçiklerle trade'e devam ediyorum. Net resme uzun vadeli de şimdilik bir tepki piyasası olduğu için dikkatli bakarım tepkiye. Düşüş içinde yeni pozisyonlar açmak için de hazırlıklıyım. Biraz short yönlü trade'e bu 2022'de biliyorsunuz alışkınız, o yönde fırsatlar daha kolay para kazandırıyor. Biraz oyalasa da bazen. Onun için ona bakmaya devam edeceğiz. S&P 500'de 3.917 trend takip seviyem hemen oraya kadar geldi. Onun üzerinde haftalık kapanış gelmediği sürece şimdilik bu tepki hareket edeceğiz. 3.900'lerin aşağısına geri çekilme olursa burada bir düzeltme tadında tekrar kısa vadede 3.865-55 bölgesi tutamazsa daha tekrar aşağılara, tekrar 3.800'lere doğru, hatta daha aşağısına dönüş yapabiliriz. Ama o 3.917'yi şimdilik takip edeceğiz. Üzerine atarsa bir 4.000 olasılığı doğacak. 3.500'lerden biliyorsunuz buralara bir tepki hareketi yaptı orası da. Yani diplerden hareketler fena değildi. Hisse bazında da daha tabii ki daha sert hareketler oldu ama kalıcı dönüş için uygun senaryo yok. Tekrar ediyorum, makro senaryo düzeltmedi ama uzun vadede iyi bir taban oluşturur, tekrar şekiller değiştirirse bu geçici rallinin, belki 30 Haziran'a kadar devam edebilecek rallinin başka şeylere evrilebileceğine kanaat getiririz ama ben hala bas senaryomda işlerin o kadar kolay olmadığını, dalga dalga bir süre buralarda yatay olma olasılığının daha yüksek olduğunu, yükselecekse de güzel bir geniş bir taban oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Kripto paralara şöyle bir göz atalım. Bitcoin, evet, geçen haftaki yayından sonra 17.600'lere kadar düştük ve oradan sert bir tepki verdi, 22.000 dolarlara kadar. Burada hala bir taban yaptığını görüyoruz. Bitcoin 20.600-500 kritik seviyemizde. Üstünde kapattığı için short pozisyonda şurada kalmıyoruz. Ama 20.500-600'ün tekrar aşağısı günlük kapanışlar yeni bir dibe doğru hareketleri olası kırar. Ama buralarda biraz daha takılma olasılığı var. Siz bu yayını izlerken, ben bu analiz yaparken 21.000 seviyelerindeydi. Ama işler değişirse yakından takip etmekte fayda var ama hala ana resimde büyük değişiklik yok. Makro senaryoda para arzını azaltmaya yönelik hamlelerin devam edeceğini ve kripto paralara regülasyonlarla, yeni yönetmeliklerle, yeni yasal uygulamalarla ilgili hamlelerin devam edeceğini ve Merkez Bankası dijital para birimleri üzerinde daha çok konuşulacağını düşündüğümüz için ana sıkıntının devam edeceğini ama Bitcoin'in bunlar içerisinde yine en iyisi olduğunu diğer altcoin'ler içerisinde düşünüyorum hala. Ama parasal genişleme dönemi gelmedi. Yani 0.75 yerine 0.50 artıracakmış gibi bir senaryo fiyatladı. Özellikle Goldman'ın cuma akşamı bir raporu vardı. Ben hala orada değilim. Çok daha sertleşmesi gerektiğini düşünüyorum Fed Başkanı Powell'ın. Önümüzdeki haftalarda bunu tekrar tartışırız ama kısaca resmin 0.75'ten 0.50'ye evrildiğini oynadılar cuma günü. Öyle bir hava olmazsa yeni konuşmalarda ben 1'e kadar çıkma ihtimalini görüyordum Fed Başkanı Powell'ın. Oraya doğru edilse işler tekrar sertleşebilir. O açıdan dikkat edeceğiz. Bitcoin 23.000'lerin üzerinde haftalık kapanışlar yapmadığı sürece de ana bir dönüş olduğuna kanaat getiremiyoruz. Yine burada tabanın daha geniş olması lazım. Yani bunun böyle geçici hızlı bir hali olmaz, hiçbir şey olmaz diyemiyorum finans piyasalarında. Ama işlerin biraz daha net olması, temiz resimlerin oluşması, makro senaryonun grafikleri desteklemesi lazım. Buralar biraz daha izlememiz gereken bölge olarak duruyor. Ama teknik seviyelere sadık kalarak çift yöne de trade edebileceğiniz bir bölge içerisindeyiz. Stoplara sadık kalarak yalnız. Ethereum'da benzer 809 doların aşağısına kadar indi. Biliyorsunuz orayı 4800'lardan 1400 dolar aşağısını beklemiştik. Geldi, fazlası da geldi. Buralardan onun da böyle bir formasyon tepki ihtimali var. Bu bir ayı bayrağıysa tabii çok büyük sıkıntı, yeni bir dibe doğru bir atak olabilir. Ama eğer Bitcoin gibi biraz daha sağlıklı bir taban oluşturma çabasındaysa biraz daha buralarda oyalanma, biraz daha yükseliş olasılıkları var. Ama sağlıklı mı? Benim açımdan sağlıklı olmadığı için ben şimdilik o alana herhangi bir para aktarımının, borsa riskleri ve stablecoin risklerinin hala fazla olduğunu düşündüğüm için oralara para aktarmayı henüz düşünmüyorum. Olursa yaparsam haber veririm ama bu arada fırsatlar kaçar mı? Kaçarsa kaçar, yeni fırsatlar yakalarız nasılsa. Evet, hepinize bol kazançlı, çok dikkatli, harika günler dilerim.